Herkese merhaba. Yeni nesil teknolojileri keşfedeceğimiz bir Teknonaut bölümüne daha hoş geldiniz. Bu hafta sizlerle birlikte Berlin'deyiz. Berlin'de dünyanın en büyük teknoloji fuarlarından birisi olan IFA düzenleniyor. Dünyanın gözü kulağı burada, teknoloji meraklıların gözü kulağı burada. Biz de buraya geldik. Şimdi birazdan arkamda gördüğünüz fuar merkezine gireceğiz. Bakalım ne gibi yeni nesil teknolojiler var. Hep birlikte keşfedeceğiz. Şu söyleniyor: sürdürülebilirlik, tasarruf ve yapay zeka. Yani bu yıl düzenlenen IFA'nın 3 farklı konsepti var. Ve biz de bu konseptteki ürünleri hep birlikte keşfedeceğiz. Hemen turumuza başlayalım. Şimdi sizleri çok ilginç bir icatla tanıştırmak istiyorum. İsmi Prinker. Prinker dünyanın en hızlı dövmecisi. Kişisel olarak sizin beğendiğiniz dövmeleri anında yapan bir aslında makine. Peki bunu nasıl yapıyor? Şu anda evde akıllı telefon uygulaması var. Uygulamayı açıyorsunuz. Uygulamanın içinden, daha doğrusu 12.500 tane tasarım içinden bir tane dövmeyi seçebiliyorsunuz. Hemen şöyle de göstereyim size. Mesela ben kelebek yazdım. Bir sürü kelebek dövmesi çıktı. Bu dövmelerden herhangi bir tanesini hemen kolunuza yapabiliyorsunuz. Çok hızlı olduğu için de mesela bir yere gidiyorsunuz, o yere özel bir dövme yapabilirsiniz veya o kişiye özel bir dövme yapabilirsiniz. Bir arkadaşınızın doğum gününe gidiyorsunuz, yine ona özel dövmeler yapabiliyorsunuz. Biz de deneyimleyelim hemen. İsterseniz buradan fontları da değiştirebiliyorsunuz. Nasıl isterseniz. Bizimkisi bu olsun, ben bunu beğendim. Şimdi biz bu Teknonaut dövmesini Bulut'a attık. Yani bu tasarımların içine attık. Ve şu anda hazırlandı. Şimdi buradan bulacağız. Sonrasında Bluetooth üzerinden bu cihaza aktarıp benim koluma Teknonaut dövmesi yapacağız. Can da bize gösterdi. Şöyle size de göstereyim. Bu da özel bir solüsyon herhalde. Wow! Şimdi üzerine sürdüğü bu solüsyonla birlikte artık havuza da girebiliriz. Başka bir şekilde suya da temas edebilir. Çıkmıyormuş. Gerçekten harika. Şimdi IFA'da Higher Stand'a geldik. Bakalım burada ne gibi yeni nesil teknolojiler var. Hep birlikte keşfedeceğiz. IFA'da en çok dikkatimi çeken bir ürün var. Hemen sizlerle paylaşmak istiyorum. Şu anda yanımda bir ekran görüyorsunuz. Ancak bu bir ekran değil. Bu bir fırın. Hatta şöyle içinde göstereyim. Bir fırın, bir ekran gibi gerçekten ama bir fırın. Hatta kendi programımız olan Tekno Hayat'ı şu anda burada izliyoruz. Bu ürünün ismi Chef at Home Series 6. Peki nasıl bir fırın bu, değil mi? Yani evet, burada bir video oynuyor ama gerçekten bu fırın bambaşka bir noktada fırın. İçinde yapay zeka teknolojileri var, başka teknolojiler var. İsterseniz hemen gelin bakalım sizlerle birlikte. Şimdi browser'dan çıktık. Buraya istediğiniz içeriği açabilirsiniz tabii bu arada. Ev tuşuna bastık. Şu anda ana menüye geldik. Öncelikli olarak bu modelin üstünde kameralar var. Şurada bir kamera tuşu var. Kamera tuşuna bastığımızda gördüğünüz gibi şu anda fırının içini görmeye başladık. Hatta şöyle göstereyim. Bakın. Fırının içini görmeye başladık. Yani ne piştiğini, nasıl piştiğini, oldu mu olmadı mı görebiliyorsunuz. Hatta fotoğraf çekip şu şekilde fotoğrafını da çekelim. Sosyal medyada bile paylaşmanız mümkün veya arkadaşlarınıza göndermeniz mümkün. Bu da gerçekten çok enteresan bir özellik. Tabii iş bununla sınırlı değil. Hatta bundan çıkalım şimdi. Gördüğünüz gibi burada kullanıcıları yönlendiren bir yapay zeka algoritması da var. Görüntü tanıma teknolojileri de var. Peki nasıl çalışıyor? Kendi elinizdeki malzemeleri yazıyorsunuz. Bu malzemeleri yazdıktan sonra bu fırın bu malzemeleri algılıyor ve buna göre size tarifler sunmaya başlıyor. Mesela burada bir sürü tarif var. Gördüğünüz gibi balık, sebzeler, ekmek gibi pek çok farklı ürün var. Bu ürünlere bastıktan sonra mesela pizzaya basalım. Pizzaya bastık. Kaç tepsiyi kullanacaksınız diye soruyor size. Bir tepsiyi kullanacağız. Next diyoruz. Ondan sonra buradan pizzayı seçtik. Start cooking diyoruz ve
pişirmeye başlıyor ve bütün değerleri de burada görüyorsunuz. Kaç dakika olacağını ayarlıyorsunuz. Daha doğrusu fırın size söylüyor. Sonra start'a basıyorsunuz ve pişirme süreci başlıyor ve buradan da fırında neler olup bittiğini de çok yakından görebiliyorsunuz. Bu modelde aynı zamanda Bionic Vision adında bir özellik var. Görüntü tanıma teknolojileri birlikte çalışıyor. Yani sizin fırınınızın içinde yemek piştiği zaman otomatik olarak bunu algılıyor ve pişirme sürecini durduruyor. Yani içinde yemek yakmanız imkansız bir hale geliyor. Peki bu teknoloji nasıl çalışıyor? Açıkçası onu da göstermek istiyorum size. O deneyim alanına hemen gidelim. Biraz önce bahsettim. Bionic Vision özelliği nasıl çalışıyor? Fırınlarda hep birlikte görelim. Böyle hazır bir bize paket hazırlamışlar aslında. Şimdi bu paketi koyacağım ve nasıl çalıştığını hep birlikte göreceğiz. Şimdi kamera analiz ediyor. Şu arkada görüyorsunuz. Evet, mesela kırmızı biberler, sarı biberler olduğunu algıladı. Biberlerin kaç dakikada piştiğini, her şeyi bu ekranda görebiliyorsunuz. Hatta pişme sürecinde yine buradan takip edebiliyorsunuz. Bakın gördüğünüz gibi biberler pişti ve piştiğini aslında fırın algılıyor. Algıladığı zaman da aslında pişirme sürecini kendisi otomatik olarak durduruyor. Yani sizin gidip de fırını kapatmanıza ve alarm kurmanıza gerek kalmıyor. Her şey yapay zeka ve görüntü tanıma teknolojileri. Gerçekten çok enteresan. Şimdi yapay zekalı bir buzdolabını sizle tanıştırmak istiyorum. Bu modelin ismi Haier Cube 90 Series 9 modeli. Gördüğünüz gibi üzerinde oldukça büyük bir ekran var. Bu ekran üzerinden aslında bağlantılı ve yapay zekalı bütün teknolojilere erişebiliyorsunuz. Peki nelere erişebiliyorsunuz? Hemen ben sizlerle paylaşmak istiyorum. Öncelikli olarak takvim bilgilerinize, aynı zamanda hava sıcaklığı, soğukluğu bilgilerini yine buradan, hava durumu bilgilerini buradan ulaşabiliyorsunuz. Browser üzerinden internete bağlanabiliyorsunuz. Aynı zamanda çok yakındaki marketlere yine buradan ulaşabiliyorsunuz. Sizin içecek asistanı olarak ifade edebileceğimiz burada bazı bilgiler var. Yine onlara ulaşabiliyorsunuz. Ve aynı zamanda buzdolabının bütün kontrollerini buradan yapabiliyorsunuz. Hatta içinde de kameralar var. Size şöyle açıp göstereyim. Burada 3 tane kamera yer alıyor. Bu kameralar üzerinden de buzdolabının içini görebiliyorsunuz. Hatta hep birlikte bir bakalım isterseniz. Inside View diye burada bir tuş var. Şimdi bastık. Hangi rafta hangi ürün olduğunu buradan çok yakın bir şekilde görebiliyorsunuz. Fotoğrafını çekebiliyorsunuz. Tabii bağlantılı bir teknolojide olduğu için örneğin markete gittiniz. Buzdolabınızda acaba yumurta kaldı mı kalmadı mı? Süt bitti mi bitmedi mi? Hemen akıllı telefon uygulaması üzerinden açıyorsunuz. Ve çok kolay bir şekilde bu buzdolabının içinde neler var bunlara ulaşabiliyorsunuz. Bu arada tabii ki buzdolabının içinde de hangi ürünleriniz var onları görebiliyorsunuz. Yani yapay zeka ve görüntü tanıma teknolojileri diyoruz ya, tam olarak da işte bu. İçini görebiliyorsunuz. Mesela bir inventory diye bir seçenek var. Bakıyoruz mesela. Diyor ki mesela süt diyor. Mesela şu anda içinde süt var mı? Bir bakalım, beraber denemiş olalım. Evet. İçinde şu an sütümüz mevcut. İçinde sütümüz mevcut, etimiz mevcut gerçekten. Bu ürünlerin hepsi var. Peki şunu yapalım. Mesela bu ürüne bastık. Buzdolabına ne zaman girdi? Eylül ayının ikinci gününde, 2 Eylül'de girdi. Peki ne zaman bu ürünün son kullanma tarihi geçiyor? 6 Eylül'de bu ürünün son kullanma tarihi geçiyor. Bu da bize şunu gösteriyor. Yani ürünü içine koyduğunuz zaman yapay zeka teknolojileri sayesinde o ürünün son kullanma tarihinin gelip gelmediğini yine çok yakından takip edebiliyorsunuz. Tabii ki bu da gerçekten kullanıcılar için de tasarruf anlamında önemli bir avantaj. Nasıl tasarruf? Çünkü ürünlerin son kullanma tarihi geçmeden önce bilginiz oluyor ve o ürünü tüketiyorsunuz. Bu gerçekten önemli. Yani çöpe gitmesine gerek kalmıyor. Buzdolabının ısı kontrolünü de, soğukluk kontrolünü de yine dokunmatik olarak bu bölümden yapabiliyorsunuz. Şu kısma bastığınızda buzdolabının üst tarafı kaç derece olacak, alt tarafları kaç derece olacak hepsini seçebiliyorsunuz. Mesela şu anda sol tarafta -15 derecelik bir burada derin dondurucu ayarı yapılmış. İsterseniz bunu mesela -23 yapabiliyorsunuz. Ya da sağ tarafa geçip sağ tarafı mesela burada yine otomatik ayarlar var, o ayarları yapabiliyorsunuz. Veya isterseniz yine derin dondurucuya dönüştürebiliyorsunuz. -20 olarak ayarlayıp bunu
derin dondurucu olarak yine bu tarafı da kullanabiliyorsunuz. Kısacası isteğinize göre, ihtiyacınıza göre buzdolabının bütün ayarlarını yapabiliyorsunuz. Oldukça gerçekten geleceğe yönelik bir model. Yani yapay zeka var içinde. İstediğiniz gibi kişiselleştirebiliyorsunuz ve bağlantılı bir teknolojiden bahsediyoruz. Gerçekten bizim önümüzdeki dönemlerde evimizin nasıl şekilleneceğini gösteren harika bir model olarak karşımıza çıktı. Şimdi sizlere yeni nesil bir çamaşır makinesiyle tanıştırmak istiyorum. Yeni nesil çamaşır makineleri nasıl oluyor? Tabii ki bağlantılı oluyor, yapay zekalı oluyor. Bunları artık biliyoruz. Şimdi ise farklı bir model var yanımda. İsmi Washpass. Washpass'in özelliği şu. Normalde geleneksel çamaşır makinelerinde iki farklı deterjan kullanırız. Bir tanesi deterjan, çamaşır deterjanı, diğeri ise yumuşatıcı. Bu model ise biraz daha kire göre çamaşırlara uyguladığı deterjanı değiştiriyor. Nasıl değiştiriyor? Burada zaten 4 farklı tüp görüyorsunuz değil mi yanımda şimdi? Şimdi şurayı açacağım size. Bakın burada 4 farklı deterjan çeşidi var. Bu 4 farklı deterjan çeşidi nasıl kullanılıyor? Şöyle kullanılıyor. Siz çamaşırı attınız. Örneğin çimen lekesi var veya çamur lekesi var. Artık aklınıza hangi leke gelirse attınız. Makine bu lekenin çeşidini algılıyor. Ve algıladıktan sonra bu deterjanları bu lekeye göre özelleştiriyor. Yani içindeki karışımı buna göre ayarlıyor. Yani otodoz yapıyor. Evet, otodozlu çamaşır makineleri var ama bu akıllı dozaj sistemine sahip bir çamaşır makinesi. Bu sayede çamaşırlarınızın üstündeki kirlerden çok daha kolay ve etkili bir şekilde kurtulabiliyorsunuz. Biraz da çamaşır kurutma makinelerindeki yeni nesil teknolojilere bakalım. Aslında şunu söylemek mümkün. Çamaşır kurutma makineleri gerçekten hayatımızı kolaylaştırıyor. Çok hızlı bir şekilde çamaşırlarımızı kurutuyor. Ancak çamaşırlarımıza narin davranmak zorunda. Çünkü içindeki sıcak hava ve sürekli dönen tambur çamaşırlarımızı çok hızlı bir şekilde eskitebiliyor. Ve yeni nesil teknolojiler acaba nasıl bir çözüm buluyor? Buna bir göz atalım istedik ve burada iki tane çok güzel örnek var. Bunları sizlerle hemen paylaşmak istiyorum. Burada standart bir tambura sahip olan bir çamaşır kurutma makinesi var. Gördüğünüz gibi sadece saat yönüne dönüyor. Burada ise X-Series 11 modelinin tamburu var. Gördüğünüz üzere bu model biraz daha farklı. Hem saat yönüne hem de saat yönünün tersine dönüyor. Peki bunun nasıl bir fark oluyor? Onu göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi çamaşır donanmış durumda. Yani çamaşıra nazik olmayan bir davranışta bulunuyor. Aynı zamanda tabii ki kuruması da gecikiyor. Belki daha fazla çalışması gerekiyor veya siz çamaşırı aldığınızda çamaşır nemli olarak çıkabiliyor. X Series 11'de nasıl durum? Gördüğünüz gibi çamaşır tamamen açılmış. Bütün tamburun yüzeyinde aslında kuruması daha da hızlanmış oluyor ve tabii ki daha narin bir şekilde kurutuyor. Bu da gerçekten önemli bir teknoloji olarak fuarda karşımıza çıktı. Şimdi yanımızda Hayer Türkiye Ülke Müdürü Gözde Hanım var. Merhaba Gözde Hanım. Merhaba Ahmet Can Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gözde Hanım, ben şöyle başlamak istiyorum. Biraz önce izleyicilerimizle birlikte standınızdaki yeni nesil teknolojilere sahip olan ürünleri keşfettik. Gerçekten inovatif çözümlerle hayatı kolaylaştırıyor. Acaba Türkiye'ye yeni merhaba diyen bir marka olarak markanızı biraz anlatır mısınız? Hayer neler yapıyor? Dünya üzerinde satılan her 4 buzdolabından birini, her 5 çamaşır makinesinden birini Hayer üretiyor. Şimdi çok heyecanlıyız çünkü bu ay ile birlikte Türk tüketicisiyle Hayer markamızı buluşturuyoruz. Umarım onların da beğenisini kazanacağız. Peki Gözde Hanım, Türkiye'deki tüketicilere neler vaat ediyorsunuz? Ürünlerin her şeyden önce ana görevini yapmasını vaat ediyoruz. Ana görevini en iyi şekilde yapmasını vaat ediyoruz. Ama ayrıştığımız nokta aslında bütün ürünlerimizin, yani giriş segmentinden üst segmente kadar bütün ürünlerimizin IoT, bağlantı, yapay zeka gibi teknolojik özelliklere sahip olması. Cep telefonlarıyla kontrol edebildikleri ürünler ve hayatlarını kolaylaştırmayı vaat ediyoruz. Gözde Hanım, İFA'ya genel bir bakışta bulunacak olursak öne çıkan konu başlıklarından bir tanesi enerji verimliliği. Acaba bu konu için neler yapıyorsunuz? Hangi teknolojileri geliştiriyorsunuz enerji verimliliği için? Biz Türkiye olarak Avrupa regülasyonlarını izliyoruz ve 2 sene önce geçtiğimiz yeni enerji regülasyonu sonrası tabii ki hepimizin ürünleri daha da gelişti, teknolojiler daha da ilerledi. Hem doğayı korumak hem tüketicilerimizi faturalarını düşürmek adına bu zaten şirket olarak bizim görevimiz. Hem çevreyi koruyacağız, doğayı
koruyacağız hem tüketicilerimizin tüketimini koruyacağız. Peki Gözde Hanım, Türkiye'deki hedefleriniz neler? Bizim tek bir amacımız var, tüketici ihtiyaçlarını karşılayabilmek. Türkiye'deki amacımız markamızın bu ay itibariyle lansmanını yaptıktan sonra bütün ürün gamıyla bütün serilerimizi tamamlamak. Bizim Eskişehir'de yeni açtığımız bir kurutma makinesi fabrikamız, bir bulaşık makinesi fabrikamız, bu sene sonunda açacağımız yeni bir pişirici ürünler fabrikası, hali hazırda zaten çalışmakta olan bir pişirici ürünler fabrikası, artı 2026'da açacağımız da yeni bir çamaşır makinesi fabrikamız olacak. Yani hem ülke ekonomisine burada ihracatımızla, çünkü aslında Türkiye Haier'in Avrupa'daki konumlanması ve büyümesi için üretim merkezi olarak belirlendi. Tabii ki bu fırsat varken biz de Türk tüketicileriyle de ürünlerimizi buluşturacağız. Gözde Hanım, çok teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Sağ olun, teşekkürler. Bu elimde gördüğünüz akıllı sefer tası, yiyeceklerinizi içine koyuyorsunuz ve yemeden yaklaşık yarım saat önce şuradaki tuşuna basarak açıyorsunuz ve içindeki bataryası yemeklerinizi uygun bir sıcaklığa getiriyor. Gerçekten bu teknolojiler yine hayatımızı kolaylaştırıyor. Size isterseniz şöyle bir içinde göstereyim. Bakın içi de böyle. Buraya tabii mesela iki farklı yemeğinizi koyabiliyorsunuz. İşte bir tarafa salata, bir tarafa pilav gibi düşünebilirsiniz. Aynı zamanda tabii bana bu kadar yemek yetmez, daha fazla yemek olsun derseniz bunu da yine içine alıp bir kat daha çıkabiliyorsunuz. Yani iki katlı bir sefer tası. Akıllı telefon üzerinden kontrol edilebiliyor. Yani isterseniz akıllı telefon üzerinden açıp kapatabiliyorsunuz. Dışarıda yemek yemek istemeyenler, restoranlardan yemek yemek istemeyenler veya daha sağlıklı beslenmek isteyenler bu tip yeni nesil teknolojileri tercih edebilirler. Akıllı telefonlardaki trendlerin başında katlanan modeller geliyor. Bu modelleri yatay ve dikey katlanan modeller olarak ikiye ayırmak mümkün. Kullanıcılar basit bir hareketle akıllı telefonlarını katlayabiliyor. Ancak üreticiler için aynı durum söz konusu değil. Bir akıllı telefonun katlanan bir model olabilmesi için şirketlerin önemli bir inovasyon ve Ar-Ge yatırım yapması gerekiyor. Ekranda kullanılan teknolojiden katlama menteşesine ve hatta yazılımına kadar pek çok inovatif çözüm geliştiriliyor. Şu anda bu yatırımları yapan birçok şirket katlanan modellerini kullanıcılara sundu. Bu şirketlerden biri de Vivo. Markanın iki farklı katlanan akıllı telefon modeli bulunuyor. X-Fold yatay olarak katlanan bir model. X-Flip ise dikey olarak katlanan bir model. Bu modeller katlanma izinin olmaması ve tam kapanan menteşesiyle inovasyon olarak öne çıkıyor. İnovasyon ve Ar-Ge'den bahsetmişken bir detay daha paylaşmak istiyoruz. Vivo'nun Türkiye'de üretim yapan bir marka olduğunu belirtelim. Biraz önce sizlere yeni akıllı telefon teknolojilerinden ve inovasyonlarından bahsettik ve hatta Türkiye'de yapılan yatırımlardan da bahsettik. Yine bu markanın yani Vivo'nun yeni bir modeli Türkiye'deki kullanıcılara sunuldu. Bu modelin ismi V29. Hemen şu anda elimde. İsterseniz gelin bu modele bir bakalım, acaba ne gibi özellikleri var, hep birlikte keşfedelim. Öncelikli olarak ben bir tasarıma bakmak istiyorum. Tasarıma şöyle baktığım zaman hemen ön tarafta 3D kavisli bir ekran dikkatimi çekiyor. Kenarlarında kavis var ve bu sayede daha ergonomik. Aynı zamanda bu ekranda 120 Hz'lik tazeleme oranı var ki bu gerçekten çok önemli. Çünkü oyun veya internette gezinirken sizin aslında daha akıcı bir ekranla karşı karşıya kalmanızı sağlıyor. Bu yüzden de bu da önemli bir aslında deneyim avantajı sunduğunu söyleyebilirim. Ekrandaki çözünürlükle 1.5K ve ekranda AMOLED ekran teknolojisi bulunuyor. Şimdi gelelim bu modelin arkasına ve tabii ki kameralarına gelelim. Bu modelde öyle bir özellik var ki ben daha önceki modellerde böyle bir özellik görmedim. Bu özelliğin ismi Star Işığı. En iyi portre performansını V29'da nasıl sağlıyorsunuz? Sıcak ve soğuk renklerle aydınlatmalar sağlayarak daha homojen görüntüler yakalayabiliyorsunuz. Hemen şurada gördüğünüz gibi aslında bunun İngilizcesi Ring Light olarak geçiyor. Yuvarlak bir ışık var burada. Bu ışık sayesinde siz de ışığınızın rengini değiştirebiliyorsunuz. Yani daha soğuk renkler, yani daha beyaza yakın renkler,
daha sıcak renkler, yani biraz daha sarıya yakın renkleri burada sağlayarak aslında daha homojen bir çekim imkanı sağlayabiliyorsunuz. Aynı zamanda akıllı renk sıcaklığı ayarlama özelliğiyle loş ışıklı ortamlar otomatik olarak algılanıyor ve star ışığı ile portreler aydınlatılarak daha doğal cilt tonları yakalanıyor. Yani biraz önce homojen olduğundan söyledik. Aynı zamanda tabii ki doğal cilt tonlarının da yakalanması mümkün. Tabii ki biz de star ışığı özelliğini deneyimledik. Deneyimlediğimizde önemli bir farkla karşı karşıya kaldık. Hemen bu sonuçları sizlerle paylaşmak istiyoruz. Loş bir ortamda portre özelliğinde bazı fotoğraflar çektik. Bu fotoğraflardan bir tanesi aydınlatmasız. Yani ne flash var ne de star ışığı özelliği var. Diğer fotoğraf flash ışığı ile çekilen fotoğraf. Ve son olarak bir fotoğraf daha çektik. Onu da tabii ki star ışığı ile çektik. Akıllı renk sıcaklığı ayarlama özelliğiyle loş ışıklı ortamlarda daha doğal cilt tonlarının yakalanması gerçekten kullanıcılar açısından önemli bir avantaj sunuyor. Özellikle çok fazla fotoğraf çektirmeyi sevenler, video çekmeyi sevenler bu tip özellikleri gerçekten kullanabilir. Star ışığı özelliğinin yanı sıra hemen arkasındaki kameralara da ben göz atmak istiyorum. Bu kameralardan bir tanesi 50 megapiksellik ana kamera. Bu ana kamera gece ve loş ışıklı ortamlarda daha fazla ışığı yakalayabiliyor. Bu sayede daha iyi bir performans sunuyor. Aynı zamanda bu kamerada Optic Image Stabilization, yani optik görüntü sabitleme özelliği bulunuyor. Bu sayede de daha hızlı odaklama sağlıyor ve her türlü ortamda daha net görüntülerin çıkmasına imkan veriyor. Şimdi isterseniz gelin bir de ön kamerasına bakalım, yani selfie kamerasına bakalım. Selfie kamerası 50 megapiksel. Bu gerçekten önemli bir özellik ve bu kamerada şöyle bir özellik var. Autofocus grup selfie özelliği. Yani arkadaş gruplarıyla çektiğiniz selfilerde herkes net çıkıyor. Çünkü normalde öndeki kişi net çıkar, arkası daha flu çıkar. Kime fokusladığı, kime fokuslamadığı gerçekten önemli bir sorundur. Şimdi burada ise autofocus mesafe ve yüz konusunda herhangi bir sınır olmadan çalışıyor. Yani selfie'de kim varsa herkesin yüzü net çıkıyor. Performansa da isterseniz bir göz atalım. Snapdragon 778G chipseti bulunuyor. Bu chipsette 8 çekirdekli bir mimari var. Aynı zamanda RAM'leri ise 8 GB artı 8 GB genişletilmiş RAM. Yani RAM'iniz yetmediği noktalarda bu RAM'leri arttırabiliyorsunuz, genişletebiliyorsunuz. Ve bu RAM'lerde de 3.0 versiyonu kullanıldığını belirtmek istiyorum. Bu önemli bir şey çünkü arka planda 27 adede kadar uygulama etkin tutuluyor. Uygulamadan uygulamaya akıcı bir şekilde geçiş sağlayabiliyorsunuz. Akıllı telefonlardaki en önemli konu başlıklarından bir tanesi de tabii ki batarya. Bu modelde 4600 mAh'lik bir batarya bulunuyor. 80 Watt'lık hızlı şarj imkanı sunuyor bu batarya. 17 dakikada bataryanın yarısını doldurabiliyorsunuz. Şöyle bir örnek vermek mümkün. Bir kahve içerken bataryanızın yarısı şarj oluyor. Tabii ki bir de dayanıklılık da çok önemli bir konu. Çünkü akıllı telefonlar gerçekten uzun yıllar bizim cebimizde, yanımızda taşıdığımız en önemli arkadaşlarımızdan bir tanesi. Bu modelde de önemli bir test yapılmış. Bu testlerden hemen bahsetmek istiyorum. 100'den fazla yuvarlanma testi, 42.000 düşürme testi yapılmış, 10.000 kez fişe takıp çıkartma testi. Çünkü şarj girişi için önemli bir test bu. Aynı zamanda bir de 1000 oturma basıncı testi. Yani arka cebinizde unuttunuz ve oturuyorsunuz. Bunun da testi yapılmış. 500 kez burulma testi ve 150.000 kez güç düğmesi testi yapılmış. Yani buna da çok sık bastığınızı düşünecek olursak bu da çok önemli. Gördüğünüz gibi yeni nesil akıllı telefonun özellikleri bu şekilde. Berlin'deki dünyanın en büyük teknoloji fuarlarından birisine katıldığımız ve yeni nesil bir akıllı telefonu hep birlikte keşfettiğimiz bir bölümün sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yeniden sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Bizi sosyal medya üzerinden takip etmeyi unutmayın. Sorularınızı ve görüşlerinizi sosyal medya üzerinden bekliyoruz. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.